Şimdi aslında iki sunum getirdim size. Belki ilginize göre öbürüne de bakarız. İlk olarak böyle bir yani hem kitabın içeriğinden hem de Mualla Eyüboğlu kim, onun mesleki kimliği nasıl ilerlemiş biraz ona bakalım istedim. Şimdi göreceksiniz çok yoğun, farklı alanlarda çalışmış biri. O yüzden hani ilginizi çeken bir kısmı olursa oraya odaklanabiliriz. Şunu söyleyerek başlayayım. Bu çalışma bizim yine Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İrem Gencer'le beraber 2016'dan beri yürüttüğümüz Mualla Eyüboğlu'nun kişisel arşivini derleme, düzenleme ve daha sonra da mesleki kimliğini ortaya koyacak bir metin üretme çalışmasıydı. Şimdi çok kısaca Mualla Eyüboğlu öncelikle hemen soyadından çağrıştıracağı gibi Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Sabahattin Eyüboğlu'nun kız kardeşi. Aslında çok bildik bir aileden geliyor ama yakın bir zamana kadar böyle bir mimarlık tarihinde ya da mimarlık camiasında çok ismi anılmış biri değildi. Daha çok ailenin işte bu sanat ve edebiyat alanındaki katkıları gündemde olmuş hep. Mualla Eyüboğlu 1919'da doğmuş. Dolayısıyla tam bir erken cumhuriyet döneminde yetişmiş biri. Aslında Trabzonlu, daha sonra eğitim için İstanbul'a geliyor. Bütün aile, işte yani Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Sabahattin Eyüboğlu da biliyorsunuz burada eğitim alıp daha sonra hayatlarının bir kısmını burada geçiriyorlar. Ve o zamanki adıyla Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, yani bugünkü Mimar Sinan'dan 42'de mezun oluyor. Dolayısıyla ilk kuşak kadın mimarlardan sayılabilir. Kendisini böyle bir dördüncü kuşak olarak tanımlıyor. İşte Leman Tomsuları falan düşündüğünüz zaman. Mesleki kariyeri ilginç. Şimdi bugün bizim alışkın olmadığımız biçimde aslında çok geniş bir alanda farklı işler yapmış. Hemen mezun olur olmaz köy enstitülerinde çalışıyor. Buna birazdan daha detaylı bakarız. Sonra çok kısa bir üniversite dönemi var. Daha sonra da esas önemli bir kısmı mesleki kariyerinin restorasyon çalışmalarında, işte o dönemki adıyla Gayrimenkul Eski Eserler Yüksek Kurulu da raportör ve restoratör mimar olarak çalışarak devam ediyor. Şimdi Güzel Sanatlar Akademisi dediğim gibi bugünkü Mimar Sinan'dan mezun. Tabii ki o dönemin eğitim ortamı da hayatının, mesleki hayatının şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Bu 1932'de yanlış hatırlamıyorsam Bruno Taut mimarlık bölümünün başına geçiyor. Dolayısıyla bu erken cumhuriyet döneminde biliyorsunuz özellikle Almanya'dan gelen bir takım önemli mimarların eğitim alanında etkisi büyük. Bir yandan Sedat Hakkı Eldem gibi milli mimarlık tartışmalarına yön vermiş kişilerden tabii ki dersler oluyor. Dolayısıyla böyle bir dönemin önemli entelektüel ortamının içinde büyüyor. Öte yandan yine tabii ki aile bağları, özellikle Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun çevresinde de büyüdüğünü düşünürsek yine erken cumhuriyet döneminin önemli entelektüelleriyle ciddi bağları var. İşte Mina Ulgan, Halet Çambel, Füreya Koral gibi isimler yakın arkadaşları. Dolayısıyla böyle bir erken cumhuriyetin bütün hem yeni kurulan kurumları hem önemli sanat ve toplumsal tartışmalarının içinde kendisine yer buluyor ve birazdan göreceğiz ki bu aslında onun bütün mesleki hayatını da etkileyen önemli unsurlardan biri. Mezun olur olmaz köy enstitülerinde çalışmaya başlıyor. Tabii bunun böyle bir yine bir arka planı var. Sabahattin Eyüboğlu, abisi köy enstitülerinin önemli isimlerinden biri ve Mualla Eyüboğlu da hep böyle bir anılarında mezun olur olmaz yine bu yeni kurulan cumhuriyete hizmet vermek için Anadolu'ya gitmek istediğini dile getiriyor. Dolayısıyla biraz abisinin de teşvikiyle birlikte köy enstitülerine yüksek mimar olarak giriyor. Şimdi çok kısaca köy enstitülerinin yapısından bahsetmek gerekirse Yani köy enstitüleri böyle bir Cumhuriyet'in ilk önemli kurumlarından biri. Anadolu'yu kalkındırmak ve geliştirmek üzere kurulmuş bir proje. Şöyle bir yapısı var enstitülerin, yani herhangi bir okul projesi gibi değil. Hem köylerden, çeşitli noktalardan gelen çocukları, gençleri eğitmek ama onları eğittikten sonra da tekrar onların köylerine dönüp çeşitli noktalarda hizmet vermelerini sağlamak için böyle bir yerinde yaparak öğrenme modeliyle işliyor köy enstitüleri. Dolayısıyla işte Anadolu'nun çeşitli noktalarında böyle bir merkez noktalarında kurulmuş enstitüler var. Hepsi yerine göre önemli tarım ya da işte başka şeylere odaklanıyorlar. Ne bileyim işte mesela Kayseri'de meyve bahçeleri var. Trabzon'daki enstitü balıkçılık üzerine daha yoğunlaşıyor. Bir de Yüksekköy Enstitüsü var. Hasanoğlan'da, yani bugün Ankara'nın yakınındaki enstitü. Yüksekköy Enstitüsü'nde ise esas köylerde daha sonra eğitim verecek aslında öğretmenler yetiştiriliyor farklı alanlarda. Mualla Eyüboğlu da burada yapı kolu başkanı ve yüksek bölümün inşaat öğretmeni olarak çalışıyor. Şu demek, oraya gelen öğrencilere aslında mimari ve inşaata dair bilgiler veriyor. Onlar da daha sonra köylerine gittiklerinde bu yeni modern teknikleri uygulayabilsinler diye. Birazdan onların da nasıl olduğuna bakarız. Dolayısıyla buradaki görevi iki eksende, yani hem eğitici olarak çalışıyor hem de koymuş muyum? Neyse, şurada devam edelim. Köy enstitülerinin gelişme modelinde şöyle bir şey var. Şimdi 1940'lar bir yandan 2. Dünya Savaşı dönemi, zaten yeni kurulan Cumhuriyet'in olanakları çok kısıtlı. Dolayısıyla bunca köy enstitüsünü Anadolu'da yapmak için öğrenciler inşaata katılıyorlar. Dolayısıyla hem enstitülerin inşaatı hem köylerdeki okulların inşaatı için enstitüdeki bu yapı kolu öğrencileri çalışıyorlar. Dolayısıyla bu inşaatların denetimi, yerinde projelerin üretimi gibi konularda da Mualla Eyüboğlu önemli bir aktör olarak karşımıza çıkıyor. Bir yandan şeyi de unutmamak lazım. Yani hakikaten mezun olur olmaz yaptığı ilk iş bu. Dediğim gibi hem bir yandan eğitim veriyor, bir yandan da proje çizip uygulamalara katılıyor. O da şöyle açıklayayım. Bu köy enstitülerinin projeleri özellikle ilk dönemde yarışmayla yapılıyor. Dönemin önemli mimarları bu yarışmalara katılıyorlar. İşte çeşitli projeler üretiliyor. Ama dediğim gibi sonra yerinde öğrencilerle birlikte uygulanıyor bu projeler. Ve onların uygulamalarında da tabii ki bir takım yeni adaptasyonlar gerekiyor. Belki onlara da biraz bahsederim. Öte yandan yarışma projelerinde üretilmemiş bir takım eksik yapılar da ortaya çıkıyor. Mesela Hasanoğlan'da bu yüksek kısım yarışma projesinde yok. O yüzden Mualla Eyüboğlu'nun bunları çizmesi gerekiyor. Dolayısıyla işte marangoz atölyesi, müzik okulu, işte çamaşırhane, çocuk bahçesi gibi bir takım projeler üretiyor. Şeyi söylemeyi unuttum. Şimdi köy enstitülerinin bu yerinde birlikte üretme mantığı nedeniyle mimari yapıları çok farklı. Yani bir kere çok büyük kampüsler olarak tasarlanmışlar. Sadece buraya eğitim vermek değil, o bulundukları bölgede de böyle bir bütün halka da hizmet verecek biçimde düşünülmüş çok ciddi ebatlı projeler büyük çoğunluğu. Dolayısıyla öğrenciler ve hocaların birlikte yaşayacağı, yani yatakhane demek de doğru değil aslında onlara. Böyle bir birlikte yaşayacakları ev projeleri var, yemekhaneler var. Dediğim gibi yerine göre işte marangoz, işlik, meyve bahçeleri, o meyveleri işlemek için ufak fabrikalar vesaire gibi böyle pek çok yapının da bulunduğu kampüsler bunlar. Dolayısıyla çok çeşitli proje üretmek gerekiyor. Mualla Eyüboğlu da bu bağlamda gerçekten çeşit şey... yapı tasarlamış ve uygulamasında da çalışmış. Bu hem enstrülerin nerede olduğunu gösteren bir harita. Onun üzerinde Mualla Eyüboğlu'nun hangilerinde bulunduğunu görüyoruz. Bir kere gördüğünüz gibi bütün Anadolu'yu böyle kapsayacak biçimde önemli noktalarda yerleştirilmiş durumda enstitüler. Böyle bir çevresine hizmet vereceğini düşünebilirsiniz. Şimdi Mualla Eyüboğlu da bunların büyük çoğunluğunda çalışmış. Tabii ki farklı görevleri var. Bazılarında sadece yapı dersleri verip buralarda inşa edilen köy okullarının inşaatlarını denetlemiş. Bazılarına eksik yapıların ya da işte Kayseri'de olduğu gibi bütün projenin üretiminde ve inşaatında, inşaat sürecinde arada gidip gelerek tabii ki bulunmuş. Bazılarında da sadece öğretmen olarak ziyaret edip ufak tefek denetlemeler yapmış. Ama gördüğünüz gibi böyle bir aslında 4 senelik küçük bir aralığa bakıyoruz hayatında, ama çok geniş bir coğrafyada bulunmuş. Bir yandan şunu da ekleyeyim. Şimdi 40'lı yıllar yine imkanların özellikle Anadolu'da çok kısıtlı olduğu yıllar. Hani mühendisler, doktorlar bile pek fazla aslında Anadolu'da görev yaparken oldukça zorlanıyorlar. Mimarların pek de gitmek istemediklerini biliyoruz. Çünkü şey yok, yani pek gittiği çoğu yerde kalacak yer yok, yol yok. Yani öyle düşünün. Dolayısıyla böyle bir iyi eğitimli kesimin çok fazla gitmediği ni söyleyebiliriz. Bu anlamda Mualla Eyüboğlu bir kadın mimar olarak bu kadar geniş bir alanda çalışmış olması, genç bir kadın mimar olarak epey şaşırtıcı. Yani böyle bir örnek daha yok aslına bakarsanız. Bu birazdan konuşuruz. Hem bütün bu coğrafyayı tanıması, toplumsal yapıyı incelemiş olması, işte farklı mimari geleneksel mimariyi, kalıntıları vesaireyi görmüş olması daha sonraki meslek hayatında da çok etkili oluyor aslına bakarsanız. Bazı köy enstitülerinde daha geniş rol aldığını görüyoruz. Bunlardan biri Aydın'daki köy enstitüsü. Burada işte yer seçimini yapıp vaziyet planını dershane ve öğretmen evlerine hazırlıyor. Yer seçimini de şöyle açıklayayım aslına bakarsanız. Köy enstitüleri daha çorak kullanılmayan araziler üzerine kuruluyor ki orası da kalkınsın ve hizmet versin. Ve tabii ki dediğim gibi işte çevredeki yerleşimlere de belli bir mesafede, yani farklı yerleşimlere hizmet verecek arazilerde kuruluyor. Bazılarının kuruluşları epey problemli. Dolayısıyla bu yer seçimi ve vaziyet planı oluşturulması meselesi önemli gerçekten. Örneğin Erzurum'da biliyoruz ki çok zor şartlar altında çalışıyor. Birazdan gösteririm, böyle arşivde tuttuğu defterler var. Oradaki deneyimlerini aktardığı. Oradan biliyoruz ki işte Erzurum zaten çok iklim olarak zor bir coğrafya. Çok soğuk, bir yandan enstitünün kurulduğu yer epey ulaşımın da zor olduğu bir yer. Bu dediğim gibi yarışmayla yapılmış olsa bile yapıların nereye yerleştirileceği vesaire gibi şeyleri gidip yerinde tetkik etmek gerekiyor. Çünkü bir yandan şunu da düşünmek lazım. Şimdi bu çok onun detayına girmeyeyim ama çok iyi modernist projeler bazıları, ama oradaki imkanlar aynı değil. Bir kere dediğim gibi bazı noktalarda ulaşım yok. Yani şöyle en basit anlamıyla o dönemin mimari dilini de düşünürseniz o büyük cam pencereleri mesela eşek sırtında götürmeleri gerekiyor. Dolayısıyla o boyutlardaki hani hem pencereyi temin etmek mümkün değil, sonra onu taşımak mümkün diye sürekli böyle bir revizyona gidilmesi gerekiyor aslında projelerde. Dolayısıyla bütün bunlarda da Mualla Eyüboğlu'nun rolü büyük. Bir sürü başka teknik problem çıkıyor. Ne bileyim, bazı enstitülerin kurulduğu yer bataklık olduğu için onu kurutarak yapmak gerekiyor. İlk gittiklerinde çadırlarda kalarak bu işleri yapıyorlar vesaire falan. Dolayısıyla böyle bir hani kağıt üstündeki projelerin hayat geçirilişinde önemli bir rol oynuyor Mualla Eyüboğlu. Yine böyle bir takım başka enstitülerde de bu vaziyet planlarının oluşturulması, yerinde inşaatların denetimi gibi rolleri var. Şunu da söyleyeyim. Bu yapı kolunda 2 tane Macar usta var aslında inşaat işlerini götüren ve yapı kolu öğrencileri aslında Anadolu'da geze geze bu inşaatları tamamlıyorlar. Öyle düşünebilirsiniz. Dolayısıyla aslında çok zor şartlarda yapıldıklarını da düşünebilirsiniz. Bunlar oralı çocuklar yani fotoğraflar. Tabii evet yani zaten gördüğünüz gibi gençler çok. Yani geliyorlar, işi öğreniyorlar ve böyle bir gezici yapı ekipleri olarak da bütün Anadolu'yu gezip bunları inşa ediyorlar. Bu Pazarören yani Kayseri'deki enstitünün bütün projelerini Aslan Yapanar'la birlikte üretiyor Mualla Eyüboğlu. Çok çeşitli yapı tipleri var yine. İşte yatakhaneler var, idare binaları var, atölyeler, misafirhaneler, hatta yani yapılamamış yapılar da var. Bu örneğin yine Mualla Eyüboğlu'nun arşivinden kendi çizdiği müdür evi. Buna çok detaylı girmeyeyim ama böyle bir Mualla Eyüboğlu'nun mimari dilinde yerel mimarinin izlerinde çok gördüğümüz çizimler bunlar. Dediğim gibi öğrencilere verdiği dersler içinde mimarlık bilgisi var, teknik resim, işte sanat ve uygarlık tarihi gibi çeşitli dersler var. Önem verdiği şeylerden biri, şimdi bu gelen öğrenciler yapı yapmayı, modern yöntemlerle yapı yapmayı öğrenip sonra köylerine geri dönecekler. Dolayısıyla döndükleri yerin de mimari şartlarını, işte malzemesini, teknik donatısını iyi biliyor olmaları lazım. Dolayısıyla böyle ödevlerinde ya da yaptırdığı atölyelerde yaptırdığı şeylerde görüyoruz ki gerçekten hani gittikleri yerde onların işine yarayacak proje çalışmaları yaptırıyor. Burada mesela 3 hayvanlık ahır ve kümes projesini görüyorsunuz. Bir öğrencinin projesi. Bunların böyle farklı iklim tiplerine göre de projeler var. İşte metraj hesabı nasıl yapılıyor, malzeme listesi, biraz silki. Tam göremiyorsunuz belki. Bunlar kurşun kalem olduğu için çok iyi görünmüyor. İşte üzerinde böyle bir notlar var. Ne kadar alınacak, tutarı ne kadar. Sonra altta mesela belki okuyabiliyorsunuzdur. Öne işte bir sundurma yapılabilir. Önüne işte bir şeyleri kurutmak için bir şey yapılabilir falan gibi. Çok gündelik hayatlarında işlerine yarayacak biçimde eğitim verildiğini görüyoruz. Keza de öyle. Yapım yöntemleri de öyle. Ya Hasanoğlan'da bir toprak damlı kantin hikayesi var. Çok sık röportajlarında da dile getirdiği. Şimdi bu dönemin tabii ki işte 1940'lardaki mimari programlar daha dediğim gibi modernist dile uygun ama Mualla Eyüboğlu bu Ankara'daki enstitüdeki kantinin çatısına toprak dam yaptırıyor. Toprak dam da o yörenin bir yerel mimarisinde önemli bir teknik. En basit anlamıyla işte adından da anlaşılacağı gibi ahşap çatkıların üzerine böyle bir toprak yığılarak yapılan bir teknik. O dönem çok eleştiriliyor aslında ama kendisi hep şunu söylüyor. Öğrencilerin bunu öğrenmesi lazım ki kendi yörelerine gittiklerinde yapacakları dam tipi o. Yani gidip de modernist yapıyı yapması biraz zor. Bir önceki slaytta vardı galiba. Var mı? Şu değil mi? Bu amaçla fedakarlık, toprak damı. Evet. Dolayısıyla aslında böyle yerel malzemeyi, yerel teknikleri de çok önemseyerek aktarıyor. Ve kendisi de bir yandan bu eğitim meselesinin çift taraflı çalıştığını her röportajında, her metninde vurguluyor. Çünkü dediğim gibi kendisi de bütün o Anadolu'yu gezerek yerel mimari, dili, işte bütün o mimariyi oluşturan toplumsal gerekçeleri, malzemeyi, teknikleri vesaireyi gerçekten çok iyi kavramış ki bu daha sonra restorasyon yaparken aslında en önemli donanımlarından biri. Dolayısıyla böyle bir metinlerinde hep kendi üniversitede aldığı eğitime dair de ufak eleştiriler var. Çünkü aslında gittiğinde görüyor ki okulda öğrendikleri Anadolu'da çok da işine yaramıyor. Ya tabii ki yarıyor ama bir yandan oradaki yerel mimarlığı da öğrenmek gerektiğini fark ediyor. Ortaklar Köy Enstitüsü'nde sıtmaya tutulduğu için böyle bir enstitü, köy enstitülerindeki hayatı bitiyor aslına bakarsanız. Ama hep anlatılarında Anadolu'ya dönmek istediğini görüyoruz. Bir yandan işte dönemin politik rüzgarı da değişiyor ve köy enstitülerine dair de biraz negatif eğilimler başlıyor. Dolayısıyla orada çalışmış, orayla ilişkilenmiş insanlar da geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Mualla Eyüboğlu da Güzel Sanatlar Akademisi'nde asistanlığa başlıyor. Orada birkaç ders veriyor. Ama esas verdiği derslerden ziyade burada Celal Esat Erseven ve Albert Gabriel, yani o dönemin Türk sanatı tarihi ve işte Osmanlı sanat tarihi ve mimarlık tarihine dair önemli araştırmalar yapan iki ismiyle birlikte tekrar Anadolu'ya dönüyor belgeleme çalışmaları için. Özellikle 45-47 yılları arasında yine Osmanlı eserlerinin belgelenmesi için hem Anadolu'ya, Trakya'ya, Yugoslavya'ya gidiyor. Robert Anheger önemli bir Türkolog, daha sonra da eşi olacak olan isim. Birlikte çok ciddi belgelemeler yapıyorlar. Burada gördüğünüz yine arşivden örnekler. Daha merak ederseniz detaylı gösteririm. Böyle bir eserleri belgeliyorlar. İşte kitabeleri okuyorlar. Hem kentlere dair epey bilgi topluyorlar. Hem de tek tek eserlere dair bilgi topluyorlar. Dolayısıyla müthiş bir bu konuda birikim oluşturuyor aslına bakarsanız yine. Yine bu dönemde yaptığı işlerden biri, o dönem hafriyat mimarlığı deniyor. Kazılarda çalışıyor. Yazılıkaya'da ve çok kısa bir Efes'te çalıştığını biliyoruz. Yine Halet Çamberle özellikle yakın arkadaşlarından biri. Bu kazı mimarlığı, hafriyat mimarlığı da ona böyle bir Anadolu'ya geri dönme şansı verdiği için çok severek yapıyor. Öte yandan Antakya Yayla Dağı ve Çanakkale Eceabat için hazırladığı imar planları var. Buradaki eserlerin rölevelerini de alıyor. O dönemde yanmış olan üniversitenin kütüphanesinin düzenlenmesinde çalışıyor. Yani dolayısıyla böyle çok değişik alanlarında mimarlık pratiğinin bulunduğunu görüyoruz. Bütün bu birikimin cesaretiyle birlikte aslında o dönem yeni kurulmakta olan bu eski eser onarımlarıyla ilgilenen GAYK'a geçiyor. Biraz hocalarının da teşvikiyle aslında. Bunda hep şunu söylüyor aslına bakarsanız. Hem köy enstitüleri dönemindeki birikimi hem daha sonra Anadolu'da Osmanlı coğrafyasındaki birikimi sayesinde bu eski eser onarımlarında rol alabildiğinden bahsediyor. Çünkü o dönem böyle bir eğitim yok henüz Türkiye'de. Dolayısıyla yine böyle bir genç bir mimar olarak büyük bir cesaretle bu işlere başlıyor. Yine burada da çok çeşitli şeyler yapıyor. Yine kurum hem İstanbul'da hem Anadolu'daki eserlerin keşiflerinden onarımlarına, restorasyon projelerine kadar geniş bir alanda hizmet veriyor. Dolayısıyla bazı noktalarda gidip sadece keşif yapıyor. Yani yapının neye ihtiyacı var onları belgeleyip raporluyor. Bazen restorasyon çalışmalarını denetliyor. Bazılarında daha birebir bir katkısı olduğunu söylemek mümkün. Ama yine çok geniş bir alanda birçok yapıda çalıştığını söyleyebiliriz. Birkaç örnek. Rumeli Hisarı İstanbul'daki Rumelihisar'ı önemli çalışmalarından biri. Bu arada yine 50'lerin başında pek çok Osmanlı eserinin ve pek çok başka eserinde aslına bakarsanız iyi durumda olmadığını tahmin edebilirsiniz. Dolayısıyla daha bu restorasyon işlerinde yeni başladığı bir dönem. Sivas'taki medreselerin onarımı. Burada kendi krokilerini görüyorsunuz. En büyük işlerinden biri Topkapı Sarayı'ndaki harem dairesinin restorasyonu. Bir 10 sene kadar burada çalışıyor. Yine albümlerinden sarayın mevcut halini, onarımlardan önceki halini görüyoruz. Örneğin bu Veliaht Dairesi'nin büyük bir restorasyon geçirdiğini söyleyebiliriz. Burada önemli keşifleri var aslına bakarsanız. Birincisi bu Veliaht Dairesi'ndeki çatıyı açıyor ve orada bir kubbe olduğunu, şurada var mı? Koymamışım. Belki öbürsünün de vardır. Görüyor. Büyük havuz ve onun altındaki böyle Bizans sarnıcını buluyor. Dolayısıyla aslında sadece böyle bir yapının onarımı, hani gezmek için onarımı değil, hakikaten tarihçesini de ortaya çıkaran önemli işler yapıyor ve o dönemde gazete küpürlerinde de görüyorsunuz böyle bir kamunun da bunlara bir ilgisi olduğunu. Şuraya koymuşum. Bu Veliaht Dairesi'nde keşfettiği kubbe. Çok detayına girmeyeyim ama İstanbul'da çok önemli yapıların restorasyonunda çalışıyor. İşte Rumelihisar'ı, Ayasofya haziresindeki türbeler, Siyavuzpaşa, Siyerifler Yalısı gibi. Bir yandan Anadolu'da da dediğim gibi bazılarının onarım çalışmalarını denetliyor. Bazılarına böyle hemen gidip yerinde çok hızlı önlemler alıyorlar. Bunların içinde de çok önemli yapılar var. İşte Diyarbakır Kalesi, Sivas'taki medreseler, Kırklareli'ndeki hamam gibi. Dolayısıyla yine çok geniş bir coğrafyada çeşitli yapıların onarımıyla da ilgilendiğini söyleyebiliriz. Bu kadar çok iş yapmasına rağmen aslında çok az yaptığı işleri aktarmış biri. Bir Topkapı Sarayı'nda bu padişah evi, yani haremin tarihçesini anlattığı bir kitabı var. Yapı Kredi'den galiba 1-2 sene önce mi? Geçen senemde tekrar basıldı. Bir yandan şöyle bir misyon da yükleniyor aslında Topkapı Sarayı'nda çalıştıkça. Özellikle haremin bu oryantalist bakış açısıyla böyle bir hani cariyelerin gezindiği bir mekan değil de aslında padişahın evi olarak nasıl konumlandığını ve tarihçesini insanlara aktarmak gibi bir misyon ediniyor. Dolayısıyla işte bir takım belgeseller de rol alıyor diyeyim. Bir yandan işte bir kitabı var, bir takım konferanslar veriyor. Yurt dışından özellikle gelen kişilere Topkapı Sarayı'nın ve haremin doğru tanıtımını, misyonunu üstleniyor. Bir kısa bir yurt dışı dönemi de var. Orada da epey konferanslar verdiğini biliyoruz. Böyle bir bütüncül olarak baktığımızda işte yaklaşık 40 senelik bir meslek hayatı var. Ciddi anlamda çok çeşitli işler yapmış gördüğünüz gibi. Yani mezun olur olmaz köy enstitüsüne gitmesi, yine yeni kurulan bu restorasyonlarla ilgilenmesi, Anadolu'nun çok çeşitli yerlerinde çalışmasıyla birlikte gerçekten çok profesyonel hayatının çok yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Ve yine işte 40'ların başında mezun olmuş genç bir kadın mimar olarak da dönemdaşlarına baktığınızda, yani hem Türkiye'de hem daha geniş perspektifte epey ilginç ve hareketli, çeşitli bir kariyeri var. Dolayısıyla böyle bir bizim çok merak ettiğimiz isimlerden biriydi. Mesleki kimliğini ön plana çıkarmak ve o dönemin önemli mimarları içinde kendine yer bulmasını sağlamak gibi bir derdimiz vardı. Onu iyi kötü yaptığımızı düşünüyorum. Yani kısaca Mualla Eyüboğlu'nun mesleki kariyerinde böyle aktarabilirim. Daha büyük enstitüler de var aslında. O da şöyle bir şey, veli yatakhanesi. Şimdi bu öğrenciler geliyorlar, uzun süre kalıyorlar. Çoğunun aslında bazen işte köylerine geri dönme imkanı da çok olmuyor. Ne bileyim, senede bir kere bazen gidebiliyorlar vesaire. İsterlerse özellikle kız öğrencilerin çok olduğu enstitülerde ailelerin onları ziyaret edebilmesi için veli yatakhaneleri de kuruluyor. Misafirhane gibi, evet. Ki yani o hem bir yandan da şey için, yani istediğiniz zaman gelip ziyaret edebilirsiniz demek. Hem de gerçekten böyle bir bağların da kopmamasını sağlayan şeyler. Her enstitünün programı epey farklı yerine göre. Bazılarında var. Binaların büyük çoğunluğu ayakta. Ya da kullanılan. Evet evet. Bu çift partili döneme, çok partili döneme geçirdikten sonra bu köy enstitüleri kapatılıyor aslında. Öğretmen okullarına dönüştürülüyor. Yapılar kullanılmaya devam ediyor. Mesela işte internetten hızlıca girip Erzurum'daki enstitü yapılarına bakabilirsiniz. Ama büyük çoğunluğunu tanıyamazsınız. Bu mimarları çok değişmiş durumda. Birkaçını böyle yani kampüsler duruyor ama izlerini görmek mümkün. Hasanoğlan epey ayakta. Ne olarak kullanılıyor? Hasanoğlan kullanılmıyor. Ona dair şimdi onu hatırlamaya çalıştım. Mimarlar Odası'nın, yani Ankara Şubesi'nin böyle bir çalışması vardı. Valla ne oldu şimdi hatırlamıyorum. Bir atölye çalışmaları yaptılar orada. Ama duruyor diye biliyorum. Onları da yıkıp başka bir şey çevirmeleri de ilginç yani. Evet evet, yani çoğu duruyor. Pek yıkılmış olan yok. Dediğim gibi büyük çoğunluğu zaten öğretmen okulu olarak hizmet vermeye devam ettiği için yani mimarileri çok değiştirilmiş biçimde duruyorlar. Böyle bir tabii bu kampüs gibi kullanılmıyor. Yani bu dönemde çoğu böyle işte bahçeleri var, kendi atölyeleri var. Ne bileyim işte hikayelerden biliyoruz ki böyle kendileri radyo yapıyorlar, araba yaptıkları biliyoruz vesaire falan, öyle şeyler yok. Tabii onları durduruyorlar. Bazıları yatılı öğretmen okuluna çevriliyor. Dolayısıyla bazılarında yatakhaneler kullanılıyor ama çoğu duruyor aslına bakarsanız. Ya da işte mesela hani kampüsün daha büyük yapıları kullanılıyor. Bazıları daha atıl halde kalmış olanlar oluyor. Şimdi böyle yeni yeni aslında bunları tekrar gündeme geldiği çalışmalar var. İşte birileri şimdi ortakları çalışıyor hatırlıyorsam. Pazarören'de yine çalışanlar var ama dediğim gibi çok yapıların tipolojisi değişmiş durumda. Biz arşiv neredeydi bu aradaki? Ha, arşiv ailesinde, onu da söyleyeyim. Yani bir sene falan arşivi aradık aslında. Çünkü kime sorsak yok öyle bir arşiv dedi. Önce muayenelik bol çalışma karar verdiniz, sonra arşivi buldunuz. Evet evet, biz arşiv bulmayı beklemiyorduk aslında. Sadece şöyle bir şey, belki şuradan göstereyim. Yani şunu konuşurken İrem'le, yani Türkiye'de Cumhuriyet döneminde mezun olmuş kadın mimarlar gerçekten çok aktif çalışmışlar. Özellikle restorasyon alanında. Yani hem yapı tasarımı alanında çalışanlar var, işte Leman Tomsular gibi. Bir yandan restorasyon alanında da epey önemli işler imza atmış kadın mimarlar var ama bunlara dair çok az bilgi var. Mualla Eyüboğlu'na da ilişkin bir tane kitap var. Kitap daha şey, nasıl diyeyim, daha kişisel hayatına odaklanıyor. Hitit Güneşi kitabının adı. Tuğba Çandar'ın kitabı. O dediğim gibi daha kişisel hayatına odaklanıyor diyeyim. Yani içinde tabii ki mesleki bilgiler var ama daha böyle hani bizim ilgimizi çekecek anlamda daha detaylı mesleki hayatına dair daha çok şey olması gerektiğini düşünerek başladık ve işte kime sorduysak arşiv yok vesaire falan dedi. Aslında var. Ama onu da göstereyim. kendisinin İstanbul'a taşındıktan sonra Doğan Apartmanı'nda yaşıyorlar Robert Anhänger'le birlikte. Bir yandan bütün bu Anadolu'yu gezerken müthiş şeyler topluyor. Yani ciddi bir koleksiyon topluyor aslında bakarsanız ve Doğan Apartmanı'ndaki evi hep böyle bir müze ev olarak anılıyor. Ama ev daha kendisi hayattayken boşaltıldığını biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir hani tam olarak bilemedik aslında ne eşyaları nerede, bir kere kendisi tuttu mu bütün bu mimari çizimleri vesaireyi falan. Neyse sonuç olarak ailesinin bunları koruduğunu öğrendik. Bu Doğan Apartmanı'nın çatı katında muhafaza edilmiş. Daha doğrusu Mualla İboğlu kendisi bunları buraya kaldırmış. Ama gördüğünüz gibi böyle bir çok iyi durumda değillerdi. Bir de burası bir kısa bir dönem işte su almış vesaire, kendisi çizimleri biraz böyle sarıp sarıp kaldırmıştı falan. O yüzden çok iyi durumda değillerdi. Bunları biraz bir de buranın hızlıca da düzenlenmesi gerekiyordu. Dolayısıyla bunları biz işte kaç sene bilmiyorum epey yıllarca bunları toparladık, kutuladık vesaire falan, böyle biraz düzenlenip başka bir yere aktarılması gerekiyordu çünkü. Onlarla evlenirdik. Ailenin evinde. Yani bu aile Mualla Eyüboğlu'nun bütün... Çocuğu var mı? Kendi çocuğu yok. Yeğenleri sahip çıkıp ona bu arşiv için aslında, yani sadece mimari arşiv değil, dediğim gibi ciddi bir koleksiyon var. Onun için bir ev tutmuşlar. Oraya aktarmışlar her şeyi. Sadece onlar duruyor. O müze dediğin şey orada duruyor. Evet. Ama tabii ziyaret açık değil aslında. Yok değil. Evet. Yani bizim böyle bir aileye ulaşıp onların bize izin vermesi sayesinde mümkün oldu bunlar. Aslına bakarsanız. Ama bir yandan çok sevindirici yani. Her zaman böyle olmuyor çünkü. Genelde aileden birileri sahip çıkmazsa yitip gidiyor bu tip şeyler. Hani dönemin pek çok mimarının çizimlerini ancak sahaflarda falan denk gelirseniz buluyorsunuz. Dolayısıyla bu büyük bir şans. Hem bizim için hem bence ailenin bunlara sahip çıkması da büyük bir şans. Dediğim gibi biz bunları böyle biraz elimizden geldiğince toparlamaya çalıştık. Şöyle bunları hızlı geçeyim. Yani kullandığımız bütün görseller hep arşivden, yani kitaptaki görsellerin de büyük çoğu öyle. Hem kendisiyle ilgili yazdığı metinler var. Böyle bir takım biyografi denemeleri yapmış. Bir yandan gazete küpürlerini vesaireyi de toplamıştı. Onlar bize çok yardımcı oldu tabii ki. Arşivde çok çeşitli şeyler bulduğumu söyleyebilirim. İşte resmi yazışmalar var, raporlar var, kişisel notları var. İşte elle tuttuğu, daktiloyla yazdığı vesaire. Bir yandan işte diplomaları, bir takım evrakları vesaire de var. Dediğim gibi kendi röportajları, kendisiyle yapılan röportajları hakkında yazılanları toplamış ve tabii ki kişisel şeyler de var. İşte mektuplar, fotoğraflar, kartpostallar gibi. Biz tabii daha mesleki hayatına olan kısmıyla ilgilendik. Mimari çizimler var. Birkaç tanesini göstereyim şimdi nasıl olduğunu. Dediğim gibi bu kendi mesleki hayatı çeşitli olduğu için çizimler de aslında çok çeşitli. Bazıları köy enstitülerine ait yeni üretilmiş projeler var. Bir takım böyle mimari projeler de var. İmar planları var. Yine tarihi yapılara ilişkin çizimleri var. Fotoğraf koleksiyonu epey geniş. Şöyle hızlıca göstereyim. Bunlar mesela köy enstitülerinden bir takım, hem oradaki köy enstitülerine dair aslında epey az kalmıştı, onu da söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi kendisi arşivi düzenlerken herhalde bazılarını saklamamış ya da başına bir şeyler gelmiş. O yüzden köy enstitüleri kısmı aslında az epey. Ama bu kendi... Restorasyon kısmı mı daha çok? Daha çok, evet. Daha yakın dönem oldu. Evet, evet. Bir de tabii yani bunları oradan oraya da taşıdığını düşünebilirsiniz. Ama mesela böyle bir defterleri vardı. Biz onları çok severek okuduk. Hop. Bu yaptığı işler. Bunları da hızlıca geçeyim. Ama dediğim gibi bazı, yani çok iyi korunmamıştı tabii ki çizimler. Bu işte Kayseri'deki Köy Enstitüsü'nün vaziyet planı mesela. Bunlar tabii büyük çoğunluğu da el kurşun kalem. Dolayısıyla çok iyi durumda değildi. Şöyle hızlıca geçeyim. Ama dediğim gibi yani bunlar mesela yine Pazarören için ürettiği yeni projeler. Şeyi görüyorsunuz, hem mimari dilini görüyorsunuz hem de uygulamaya yönelik çizimler bunlar. O yüzden epey heyecan verici. Hepsi uygulanmış değil. Bu mesela çok geniş bir paftaydı. Kapı bisiklet garajı böyle uzunlamasına bir duvarında eşlik ettiği bir yapı. Bu Hasanoğlan'daki çocuk bahçesi projesi. Böyle hem üzerinde kendi notlarını vesaireyi görmek açısından önemli. Bazı tip projeler de var. İşte mesela 150 yataklı kızlar pansiyon binası cephesi falan gibi. Bunlar uygulanmamış. Ama şimdi kuruma üretilmiş bir takım projeler de var. Bunların onlardan olduğunu düşünüyoruz biz. Bakayım, onları koymamışım ama daha büyük projeler de var. Dediğim gibi köy enstitülerine dair epey çizim vardı. Bunlar benim sevdiğim bu Ahsen Yapanarlı, Asım Mutlu'nun belki görmüşsünüzdür, o dönemde hazırladığı detaylar. Bu özellikle köy okulları için hazırlanmış detaylar. Bir yandan bunların da işte kullanıldığını görüyoruz. Arşivde bu çizimler de var. Yani bu basılı detaylar, dolayısıyla başka yerlerde de bulabileceğimiz detaylar. Yine bu az önce gösterdiğim öğrenci projeleri var. Asistanlık dönemine dair de yine aslında çok fazla bir şey yok ama bu verdiği derslere dair işte mesela şurada gördüğünüz öğrencilere ne denir? Not tuttuğu defter. İşte bir takım öğrenci ödevleri var. Yine hafriyat mimarlığı döneminden tuttuğu notlar, defterler var. Onlar da önemli tabii. Yaptığı etütler, yani el çizimlerini de görebiliyorsunuz. Yine gezilere ilişkin epey düzenli belge var. Bunlar böyle nasıl diyeyim, şehirlere ve işte kasabalara, yerlere göre ayrılmış çizimler, negatifler, işte notlar vesaire görebiliyorsunuz. Hem de dönemin işte kentlerini, köylerini vesaireyi, genel fotoğraflarını da çekmişler. Dolayısıyla bunları da görmek mümkün. Şöyle hızlı geçeyim. Bu Karadeniz'den fotoğraflar. Bir yandan arada böyle belli ki ilgisini çeken modern yapıları, yeni yapılan yapıları vesaireyi de fotoğraflamış. Dolayısıyla bunları da görmek mümkün. Bu 52-83 yani esas restorasyon çalışmalarına dair epey bir belge var. Hem işte burada merdivenin tepesinde kendisini görüyorsunuz. Ya bu arada de yani yapıların halini de görmek açısından iyi. Bu şöyle hızlıca geçeyim. Mesela bu Diyarbakır Kalesi onarımına dair hem resmi yazışmalar, görevlendirmeler var. İşte burada ataşman defterini görüyorsunuz. Tek tek üzerinde çizimler, hesapların falan oldu. İşte Edirne'deki saray hamamını çalışmış mesela, burada çeşitli ölçüler almış. Bunları da görmek mümkün. Kırklareli'ndeki hamamın keşfi için görevlendiriliyor. Buradaki etütlerini görmek mümkün. Yine kendi el çizimleriyle yerinde gidip bir takım tespitler yapmış. bunları dosyaladığını görüyoruz. İşte hamamın bitişinde yeni inşaatlar var, onları belgelemiş. Dolayısıyla aslında yapılacak müdahalenin hani boyutunu ve nasıl yapılacağına dair bilgiyi içeren belgeler bunlar. Hem fotoğraflar hem kendi krokileriyle birlikte. Bazı noktalarda bence müthiş detaylara önem veren biri. Mesela burada işte Konya'daki bir hani ufacık bir detayı birebir çizdiğini görüyoruz. Çünkü bunların hem kıymetini anlıyor hem de gerçekten uygulamada yerinde olması gerektiğine dair bir hissiyatı var. Onlara dair şeyler de var arşivde. Bunları hızlı geçeyim. Böyle bir gidip Sivas'taki medreselerde görevlendiriliyor ve yani bunların da yine belgelerden aslında çok kötü durumda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla işte bazıları mesela metinde görüyorsunuz, eserin bazı kısımları toprak içinde kalmış. Bunların kazılıp çıkarılması gerekiyor. Sağlam kısımların korunması gerekiyor. Sonra bazı noktalarda o dönem çok restorasyonda betonarme kullanıyorlar tabii. İşte betonarme hatıllarla, döşemelerle güçlendirilmesi gerekiyor falan. Bunları keşifte aktardığını ve belgelediğini görüyoruz. Yine kendi krokileri. Dediğim gibi İstanbul'da da epey onarım var. 1950'lerde İstanbul'da ciddi bir imar hareketi oluyor. Bunlar bir yandan pek çok tarihi yapının da yıkılması gerekiyor diyelim. Bunların yıkımında da bir denetim yapıldığını söyleyebiliriz. Hop. Ya mesela burada Unkapanı'ndaki yolun genişletilmesi, bu Eminönü Unkapanı aksı açılıyor biliyorsunuz ve burada çok çeşitli yapı var. Bunların yıkımları, bazılarını işte oradan oraya taşıyorlar bildiğiniz gibi bu dönemde. Onların da denetlendiğini görüyoruz. Bugün hani çok iyi bildiğimiz anıtsal yapıların yine bu dönemde aslında yeni restore edilmeye başlandığı bir dönem. Dolayısıyla Mualla Eyüboğlu'nun buradaki belgelemeleri de önemli. İşte Ayasofya, Kapalı Çarşı vesaire, bunlar epey harap durumdalar o dönemde. Hızlı geçin. Bu Rumeli Hisarı'na dair dosyalar, böyle bir yapının bütün tarihçesini, aslında yapıya dair bütün görsellerin de toplandığını görüyorsunuz. İşte posta pulları var, piyango bileti var mesela Rumeli Hisarı konulu gördüğünüz gibi. Bütün bunları da toplandığını ve yapının onarımına aslında eşlik ettiğini görebilirsiniz. Şerifler Yalısı onarımı uzun sürmüş önemli yapılardan biri. Bunlara dair epey işte çizim üretilmiş, çok tartışılmış. Onları uzatmayayım ama yine işte raporları görüyorsunuz, maliyet hesaplarını vesaireyi. Yani bir yandan o dönemin bütün bu onarım faaliyeti nasıl işliyor onu da görmek açısından ilginç. Aktörleri görmek açısından da ilginç. Şimdi onları konuyu uzatmayayım ama müteahhitlerle çatışmalar vesaire, böyle bir takım kuruldaki kişilerin nasıl diyeyim, hani akademik fikirlerinin çatışmalarını vesaireyi de görmek mümkün. Yine önemli anıtsal yapılardan Yıldız Sarayı'nın belgelemeleri, onun Mualla Eyüboğlu'nun kendi etütleri bu dönemdeki. Dediğim gibi Topkapı Sarayı'na dair çok sayıda dosya, belge var. Çünkü işte yaklaşık 10 sene burada çalışmış, çok detaylı çalışmalar üretmiş. Bir sürü kendi el eskizi, etüdü olduğunu görüyorsunuz. Böyle hızlı geçeyim. Yani bir kere şununla başlamış, onu görmek de güzel. Yani bütün sarayın yapısını anlamak, katmanlarını deşifre etmek, oradan detaya kadar inerek aslında bir takım keşifleri yapmak gibi bir perspektifi var. Bir de tabii ki şunları da belgeliyorlar. Öncesi sonrası, yani yapılan restorasyonda ortaya çıkan yapıların öncesini sonrasını da görmek mümkün. Hızlı geçeyim. Bu dediğim gibi çok az yayını var genelde Topkapı Sarayı ile ilgili. Hızlı geçebilirim. Ha, dediğim gibi bir yandan özellikle bu 60 öncesi dönemde epey farklı çalışmalar yapmış. Burada mesela Yayladağ için hazırladığı imar planını görüyorsunuz, parçalarını görüyorsunuz. Uygulanmış mı? Bir kısmı uygulanmış. Bir de Eceabat var değil mi? Evet, bir de Eceabat. Evet. Bir takım böyle mimari projelerde yaptığını görüyoruz. Bu yine işte bir ev projesi mesela çizmiş. Bu Doğan Apartmanı'nda çekilmiş bir fotoğrafı, küçük bir karesi. Yani bununla ilgili böyle şeyler var, başka görseller, röportajlar vesaire de var. Bu biriktirdiklerini görmek açısından. Ama dediğim gibi yani hem meslek hayatı çok çeşitli olduğu için aslında arşivinde de çok çeşitli şey var. Yani hem farklı çizimler, farklı belgeler. Bunları zaman zaman toplayıp bir araya getirmeye çalıştığını görüyoruz ama aslında hiç tam olarak başarılı olamamış. Biz de hazırlamış oldu diyeyim. Yapmış olduğu derlemeleri. Böyle. Bilmiyorum, başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Çok detaya girmek istemedim. Aslında Hisar'ın restorasyonunda falan ekip olarak çalışıyorlar. Şöyle aslında bu büyük anıtsal eserlerin diyeyim ya da önemli anıtsal eserlerin restorasyonunda çok çeşitli aktörler görev alıyor ama Hisar'ın restorasyonunda Selma Emler ve Cahide Tamer üçü çalışıyorlar. Ama bazı o böyle her zaman eş zamanlı olmuyor aslında. Birbirlerini de aktardıkları oluyor. Ama üçü orada çalışmış birlikte. Üçünün beraber fotoğrafında. Evet, yani üçünün birlikte çalıştığı tek yapı galiba o. Çok ilginç diyor ya, benim restorasyon şeyim yok, eğitimim Hı-hı. yok, öyle bir alıntısı vardı. Hı-hı. O zaman kurul falan da yok aslında. Koruma kurulu falan. Bunlar Hisar restorasyona başladıktan sonra onun ortasında falan kuruluyor. Ya işte bu GEAK aslında kurul olarak kuruluyor. Ama tabii şimdi kuruldaki aktörlere de baktığımızda mesela Sedat Akkadem vesaire var. Yani aslında kuruldakilerin de böyle bir eğitimi yok. Tabii çünkü Türkiye'de öyle. Evet yani. Ben öyle bir anısı var. Gelmiş, siz ne yapıyorsunuz falan, beğenmemiş restorasyon. Evet, yani herkes böyle biraz kişisel mimarlık tarihi ve restorasyon algısına göre götürüyor aslında işleri. Çünkü bugünkü gibi böyle bir akademik sistem de yok. Bir ayrışma da yok. Aslında onun kendi kariyerinde de görüyoruz onu. Tabii, evet. Yani, yani kimsenin öyle bir eğitimi yok aslında bakarsanız. Çok daha sonra restorasyon eğitimi Türkiye'de gündeme geliyor. O yüzden de o dönem yapılanlar aslında çok eleştiriliyor bugün bakılınca. Çünkü işte çok beton kullanıyorlar, bazı müdahaleler bugünün restorasyon anlayışına göre uygun görülmüyor ama o dönemin teknikleri ve bilgisi dahilinde aslında yapabileceklerini yapıyorlar aslında bakarsanız. Uzmanlaşmış müteahhitler yok, işçi yok. Bugünün restorasyon dünyası gibi değil gerçekten.